Selamun aleyküm arkadaşlar. Saat akşam 10 ama burası gırgır şamata bitmiyor. Bir bakalım yavrulara ne yapıyorlar. Bu da bu senenin yavruları. Tüy dökümü neredeyse tamamen tamamlanmış. Daha biraz kaldı. Bu Arap da bu senenin yavrusu. Haydi biz ufaklara bakalım ufaklara. Bu tamamen gülbadem olacak. Yani şu kısımlar komple beyaz olacak. Bayağı bir beyazlaşacak. Şu an sarılık var. Bu sarılıklar gidecek, beyaz olacak. Daha yeme düşmedi bir yavru. Bu da kardeşi. Bu da aynı gül badem olacak. Şuralar komple beyaz olacak. Bir iki tüy falan kalacak. Orada burada. Bademin gülü renginde. Hatasız. Bir kamera odaklanamadı ya. Bunun rengi daha belli değil. Arap değil ama. Bakalım nasıl bir renk olacak. Ara sezon olduğu için biraz yavrulara iyi bakamadılar böyle. Tüyde çıkmadı, bir şey de olmadı. Bir şeye benzemedi yani şu anda. Ufaklık. Bir de burada bir tane ufaklık var. Maşallah hepsi çift defa oldu. Bu da gül badem olacak. Şimdiden belli. Ha, yumurt
noktalarda oturan da var. En sağlam yavruları kış yavruları olur. Yani şu an yumurtadan çıkanlar, onlar sağlam yavru olacak. Bu ara siz ona denk gelenler, hem tüy dökümü olduğu için tam beslenemiyorlar. Ebeveynleri de tam iyi beslemedikleri için böyle zayıf oluyorlar. Yazın da sıcaklardan dolayı iyi beslemiyorlar. Yine yavrular zayıf oluyor. Ama kış sezonunda çıkan yavrular en sağlıklı, en sağlam yavrular oluyor. Tabii ki soğuklardan dolmazsa. Bunlar da henüz tüy döküyor.